Değerli hocalarım merhaba. Bu videoda sizlere Camtasia ekran kaydetme ve video editleme programını anlatmaya çalışacağım. Camtasia ticari bir yazılım. Kolay şekilde kullanımı, zengin araçları ve kolay çıktı alma gibi özelliklerinden dolayı dünya çapında birçok kullanıcısı olan bir program. Şimdi ilk olarak Camtasia programını nasıl başlatacağız? Bu arada Camtasia programını hem macOS işletim sistemli hem de Windows işletim sistemli bilgisayarlarınızda kullanabilmektesiniz. Şimdi benim bilgisayarım macOS işletim sistemli olduğu için size Camtasia'nın macOS versiyonunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi Camtasia programını açmak için Launchpad'e gidiyorum ve buradan Camtasia programımı seçiyorum. Karşınıza gelen pencerede gördüğünüz gibi New Project, New Recording ya da Open Project gibi seçenekler var. New Project'e tıklarsanız yeni bir proje penceresi açılır ve dilerseniz var olan videolarınızı içine atabilirsiniz. Dilerseniz de yeni bir ekran kaydetme işlemine başlayabilirsiniz. New Recording kısmına geldiğinizde direkt olarak ekran kaydetmeniz için gerekli olan araç karşınıza çıkacaktır. Şayet daha önceden çalışmış olduğunuz bir Camtasia projeniz varsa yine bu Open Project kısmını tıklayarak ilgili konumdan çalışmış olduğunuz Camtasia projesini seçerek ve Open diyerek kaldığınız yerden çalışmanıza devam edebilirsiniz. Şimdi biz ilk olarak New Recording tuşuna bir defa tıklayalım. Karşınıza böyle bir araç çıkmakta. Bu araçta gördüğünüz gibi masaüstünüz, yani bilgisayarınızdaki masaüstü, webcam alanınız, mikrofon alanınız ve sistem seslerini kaydeden ayarlamaları yapabileceğiniz alan görüntülenmekte. Şimdi ilk olarak şayet şuna tıklarsanız size ekranınızın ne kadarlık bir kısmını kaydetmenize yarayacak olan ayarlamaları yapabileceğiniz alan çıkmakta. Şayet gördüğünüz gibi aşağı kısımda wide screen'de 4K, 1080p ve 720p seçenekleri seçildiğinde sol tarafta ekranın sol üst kısmında görülen yeşil şeritlerle gösterilmiş alanlar gösterilmekte. Bu şu anlama gelmekte, siz sadece ekranınızın o alanında yeşil kısımla seçilmiş alanını kayıt altına alacaksınız demektir. Şayet Choose Region seçerseniz bu şekilde size mouse'unuz yardımıyla istediğiniz alanı yine mouse'unuz yardımıyla belirleyebildiğiniz bir araç çıkmakta. Ve şayet bu işaretlemeyi yaptıktan sonra OK tuşuna basarsanız sadece belirlemiş olduğunuz alanda yaptığınız işlemler kayıt altına alınacak demek. Şimdi cancel diyorum buraya. Ve biz genelde masaüstümüzün tamamını kayıt altına almak istediğimiz için buradan full screen seçeneğinin altında görüntülenen alanı tıklamamız gerekiyor. Şayet bu üzerinde çalıştığım monitör çok yüksek çözünürlüklü bir monitör olduğu için bu gibi videolar eğer uzun sürerse çok fazla dosya boyutuna neden olabilir. Bu da lütfen aklınızda olsun. Şimdi biz full screen seçeneğini seçelim. Şayet webcam kullanacaksanız bu kısımdan webcam'inizi aktif hale getirmeniz ve bu sayede webcam görüntünüzü de kayıt altına alabilmenize olanak sağlayacaktır. Yan kısımda bulunan buradaki alanda da sizin mikrofon ayarlarınızın olduğu görüntülenmekte. Şimdi benim mikrofonum webcam'imle bütünleşik olduğu için seçili olan mikrofonum HD Pro Webcam C920 olarak görüntülenmekte. Bu alan oldukça önemli çünkü bu alan eğer aktif değilken kaydınıza başlar. 1 saat kayıt yaparsanız ve sonunda video haline geldiğinde videonuzun sesinin olmadığını görebilirsiniz. Bu sebepten gördüğünüz gibi şu anda buradaki değerler değişmekte. Yani mikrofonumun aktif olduğu buradan görüntülenmekte. Bundan emin olduktan sonra lütfen kaydınıza başlayınız. Bir başka özellik de bilgisayarınızda yaptığınız örneğin bir program tanıtıyorsunuz ve programın çıkardığı seslere de ihtiyacınız var. O zaman sistem audio'yu aktif hale getirmeniz gerekmekte. Şimdi ben buradaki start recording kısmına bastığım zaman 3'ten geriye doğru sayacak ve artık bilgisayarımda belirlediğim, biz tam ekran olarak belirlemiştik hatırlıyorsanız, bu alanda yaptığım bütün işlemler kayıt altına alınacaktır. Burada start recording dedikten sonra herhangi bir PDF ya da PowerPoint dosyanızı açabilir, tam ekrana getirebilir ve daha sonra anlatımı bitirdikten sonra kapalı konuma getirebilirsiniz kaydınızı. Bu sayede yapmış olduğunuz PowerPoint'teki sunumunuz bir video haline dönüştürülmüş olacaktır. Şimdi start recording diyorum
Gördüğünüz gibi 3-2-1 olarak geride sayıyor. Ve şimdi dilerseniz birkaç işlem yapalım. Örneğin ben bir sunum açayım. Tam ekran yapıyorum. Sunumumu ilerletiyorum. Aynen anlatıyorum da sunumda yaptıklarımı. Bu şekilde hızlı bir şekilde bir kayıt yapalım örneğin. Evet, bu kayıt işlemleri, örneğin anlatımınız bitti ve artık videoyu sonlandırmak istediğinizi varsayalım. ESC ile kapalı konuma getiriyorum. Artık sunumla işim bitti. Bunu da kapatıyorum. Ve daha sonra Camtasia kısmında yukarı bölümde bulunan Stop Recording'e basarak artık videomu son haline getirebilirim. Ancak şayet kaydınız daha devam edecekse ve boşuna zaman ve kayıt eklemek istemiyorsanız Pause Recording'e basabilir ve daha sonrasında kaydınıza kaldığınız yerden de devam edebilirsiniz. Şimdi biz Stop Recording diyerek artık kaydımızı bitirelim. Evet, artık kaydımız bitti ve Camtasia'nın videonuzu düzenleyebileceğiniz alanı görmektesiniz. Şimdi bu alan gördüğünüz gibi bir takım kısımlardan oluşmakta. Bu kısımlar sol tarafta bulunan şuradaki araçlar, videonuzun çeşitli özelliklerini değiştirebileceğiniz ve videonuza entegre edebileceğiniz bazı elementleri belirleyebileceğiniz alanı göstermekte. İlk olarak gördüğünüz gibi medya alanı seçili halde gelmekte. Medya alanı bu videonun ham halini, yani biraz önceki kaydettiğimiz alandaki ham videoyu barındırmakta. Şayet videonuzun içine farklı resimler, farklı videolar eklemek istiyorsanız öncelikle bilgisayarınızın konumundan buraya sürükleyerek bırakmanız yeterli olacaktır. Örneğin beraber yapalım bir tane. Örneğin ne yapabiliriz? Şuradaki herhangi bir videomu ben buradan tutup tekrardan Media Bin kısmına bırakırsam artık bu videoyu da yeni yapacağım videoda kolaylıkla kullanabilmeme imkan sağlayacak. Bu şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Buraya resimler de dilerseniz atabilirsiniz. Örneğin atalım şu şekilde. Gördüğünüz gibi artık elinizin altında bu elementleri kolaylıkla kullanabilmeniz için ayrılmış alan medya kısmı. Yine library kısmına gelirseniz de burada Camtasia'nın size önermiş olduğu bir takım şeyleri göreceksiniz. Örneğin building denilen kısımda gördüğünüz gibi farklı farklı birçok element var. Bunları da yine yaptığınız çalışmada Camtasia'nın son haline getirmenizi istediğiniz videonun içerisinde kullanmanız mümkün. Bunları detaylı şekilde bakacağız biraz sonra. Orta kısım videonuzun, kaydettiğiniz videonun görüntülendiği alan. Ve burada önemli olan alan, böyle küçük şekilde görmek istemiyorsanız şuradaki kısımdan fit diyerek daha kolay çalışmanıza ve yaptığınız, çektiğiniz videonun daha kolay görüntülenmesini sağlayacak hale getirebilirsiniz. Keza buradaki yüzde oranlarıyla da yine gördüğünüz video boyutunu değiştirebilirsiniz. Ben şimdi buraya fit diyorum ve aşağıdaki alanda artık videonuzun timeline'i, yani zaman çizelgesi. Bu ne demek? Şurada gördüğünüz gibi videonuz belli bir noktada başlıyor. Zaman içerisinde süre geliyor. Gördüğünüz gibi yaptığım işlemler burada görüntülenmekte. Ve şu noktada da, yani son noktada da videonuz artık bitmiş oluyor. Biz bu zaman çizelgesi üzerinde bir takım işlemler yaparak videomuzu son haline getirmeye çalışıyoruz. İlk olarak basit şekilde şundan da bahsetmek istiyorum. Şuradaki araç sayesinde aşağıdaki zaman çizelgesini büyütebilir ve böylece daha hassas kesimler, örneğin şurada küçük bir alanı kesmek istiyorsunuz. Bu sayede bunu daha da büyüterek daha kusursuz ve hataya yer olmadan işlemler yapabilirsiniz. Şimdi bundan da bahsettikten sonra dilerseniz kesme işlemine bakalım. Kesme işlemi oldukça kolay. Gördüğünüz gibi bizim zamanın nerede olduğumuzu belirten şu imlecin sol tarafında yeşil, sağ tarafında da kırmızı bir şerit var. Ve ben örneğin bu kırmızı şeridi sağ tarafa çekerek ya da yeşil kısmı sol tarafa çekerek taramış olduğum alanı videodan çıkartabilirim. Bu seçimi yaptıktan sonra
Şurada görüntülenen makas işaretine basarak belirlemiş olduğunuz videoyu artık nihai videonuzdan çıkartabilirsiniz. Örneğin ben burada bir defa tıkladım ve artık gördüğünüz gibi orası kesilmiş oldu. Bununla beraber kesme işlemi en çok kullanacağınız araç olduğu için yine sağ taraftan bu şekilde kesmek istediğiniz yeri belirledikten sonra mouse'unuzla sağ tıklayıp delete range diyebilirsiniz. Ya da buradaki her zamanki makas işaretinde kullanabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki aracımızda hem görüntü hem de ses verisi birleşik olarak görüntülenmekte. Şu yapmış olduğum kesme işlemlerini geri alıyorum. Şimdi şayet siz ses ve görüntü verisini ayrı ayrı işlemek istiyorsanız o zaman bu kısmı seçili hale getiriyorsunuz. Sağ tıklayıp Separate Video and Audio seçeneğini seçiyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman gördüğünüz gibi artık görüntü ve ses verileri ayrı ayrı tutulmuş olmakta. Bu ne işimize yarayacak? Örneğin siz görüntüde ya da seste bir değişiklik yapmak istiyorsanız sadece örneğin seste belli bir yeri kesmek istiyorsunuz. O zaman görüntü kısmını seçip şuradaki anahtar işaretine tıklıyorsunuz. Artık yapacağınız olan kesme işlemleri kesinlikle görüntüyü etkilemeyecek, sadece sesle ilgili kısımların kesilmesini sağlayacaktır. Örneğin şöyle yapalım ve makas işaretine tıklayalım. Gördüğünüz gibi sadece ses kısmında bir kesilme oldu. Videonun sonuna gittiğiniz zaman artık ses dosyasının biraz daha kısa olduğunu görüntüye nazaran göreceksiniz. Bu kadarlık bir kısmın ses kısmının videodan çıkarıldığını bize göstermekte. Şimdi CTRL-Z ile yine geri alıyorum ve artık anahtarı da kaldırdım. Şayet bunların görüntülenmesini istemiyorsanız, yani bu timeline'da zaman çizelgesinde görüntülenmesini istemiyorsanız da şuradaki göz işaretine tıklamanız artık görüntünün görüntülenmesini engelleyecektir. Şimdi bunu tekrar açık hale getirelim. Videonuzun belli bir kısmında, örneğin şurada burayı kesmek ve içerisine başka bir video atmak istediğinizi varsayalım. Şimdi ben tekrardan bütünleşik olarak çalışacağım için her ikisini de seçili hale getiriyorum. Sağ tıklayıp bu defa grup işaretine bir defa tıklıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda tekrardan ses ve görüntü verisi tek bir konum altında birleştirilmiş oldu. Ve ben bu noktada söylediğim gibi başka bir videoyu bu videonun içerisine entegre etmek istiyorum. Bunu yapmak için farklı farklı seçenekleriniz var. Örneğin Split Selected dediğim zaman artık gördüğünüz gibi benim video ve ses kaynağım ikiye bölünmüş oldu. Yeni bir videoyu bu video yerine tam ekran oynatmak istiyorsanız şu kısmı şu şekilde sağa çekin. Daha sonra yeni videonuzu, örneğin bu videoyu alın ve tekrar zaman çizelgesini bu kısmına yerleştirin. Şimdi bu uzun bir video olduğu için birazcık bu iş zorlaştı. Şimdi ben bu videoyu biraz kısıyorum ki daha kolay görebilsin diye. Örneğin şu şekilde kestim, kıstım. Evet, şimdi yeni videom burada. Videomun, asıl videomun ikinci kısmını da alıyorum ve bu şekilde buraya yapıştırıyorum. Şimdi artık videonun içerisinde gördüğünüz gibi başka bir video daha bu şekilde oynamış oldu. Yani ben videonun şu saniyesinde artık buraya yeni bir video ekledim ve zaman çizelgesinde ilerledikçe ve ilgili olan zamana geldiğinde yine tekrardan eski videoya geçmesini sağladım. Şimdi tekrar CTRL-Z ile geri alıyorum. Tabii bu macOS'ta Command-Z. Şimdi bunu aynı şekilde şöyle de yapabilirdim. Ben şayet bu videoyu asıl videonun içerisinde göstermek istediğimi varsayalım. Şimdi ben bunu aldım ve bu noktaya koydum. Şimdi gördüğünüz gibi benim yeni eklemiş olduğum video yine benim zaman çizelgemin üzerinde bir yer tutmuş oldu. Evet, bunu biraz daha keselim şöyle. Evet, biraz daha keselim. Evet.
Şimdi gördüğünüz gibi yine zaman şeridimi alıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda yeni eklemiş olduğum şu video ekranda görüntülenmemekte. Ama zaman ilerledikçe ve şerit belirdiği zaman artık yeni videoda, yani sonradan eklemiş olduğum videoda ekranımın belirli bir kısmında görüntülenmeye başladı. Bu görüntülenen ekranın özelliklerini yine mouse'unuz yardımıyla bu şekilde küçültebilirsiniz. Ya da sağ tarafta bulunan Properties aracında tıkladığınız zaman yine bu video ile ilgili farklı farklı seçenekleri videonuza uygulayabilirsiniz. Örneğin opacity'sini biraz kısarsak daha saydam bir görüntü olduğunu görmektesiniz. Yine rotation ve position özelliklerini buradaki ayarlamaları yaparak ya da büyüklük ve küçüklüğünü scale özelliğini kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz. Evet, yeni bir videoyu sisteme entegre etmenin yolu da bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bana kalırsa Camtasia'nın en güzel özelliği belirli olan noktalara zoomlama özelliği, yani büyütme özelliği. Bunu yapmak için sol taraftaki araçlardan Animations kısmına bir defa gelmeniz gerekiyor. Ve burada gördüğünüz gibi Custom, Restore, No Opacity, Full Opacity gibi çeşitli animasyon özelliklerini kullanabileceğiniz alanlar görüntülenmekte. Ama söylediğim gibi en çok kullanılan ve Camtasia'nın çok popüler bir program olmasında önemli bir yeri olan özelliği zoomlama özelliğini yapabilmesidir. Ben bunu Scale Up seçeneğine tıkladım ve şu noktaya mouse'um yardımıyla gördüğünüz gibi getirdim. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Eklediğim zaman gördüğünüz gibi şunu biraz daha büyütelim dilerseniz. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi zoomlama özelliği şu noktada başlıyor. İlerliyor. Ve bu kırmızı noktada artık nihai hale gelmiş oluyor. Şimdi ben şurayı daha da yakın göstermek istiyorsam şayet şuradaki scale özelliğini kullanarak ve mouse'um yardımıyla da şu şekilde yaparak tam istediğim yere zoomlamayı sağlayabilirim. Dilerseniz bu yaptığımız özelliğin nasıl olduğunu şöyle bir izleyelim. Play'e bastım ve gördüğünüz gibi tam istediğim noktaya geldi. Ancak bu noktayı geçtikten sonra gördüğünüz gibi video hala bizim zoomladığımız alanda görüntülenmekte. Ancak bunu geri almak zorundayız. Bunu geri almak için de şöyle yapalım. Scale to Fit alanını yine tutup mouse'unuz yardımıyla bu şekilde alana sürüklerseniz artık eski haline de geçmiş olacaktır. Bunu da izleyelim beraberce. Gördüğünüz gibi geriye de almış olduk. Zoomlama özelliğinin bu şekilde olduğunu öğrenmiş olduk. Burada unutmamanız gereken en önemli özellik zoomlama yapacağınız alanın, yani şu noktanın istediğiniz kısımda ayarlanması. Ve daha sonra tekrardan Scale to Fit seçeneğinin mutlaka zaman çizelgesine aktarılması ki yaptığımız zoomlama video boyunca gitmesin. Evet. Bu özelliği aktardıktan sonra şimdi library kısmına tekrardan geri dönelim dilerseniz. Yani bu arada eklemiş olduğunuz zoomlama gibi araçların üzerine bir defa tıklayıp sağ tıklarsanız ve cut animation derseniz de yapmış olduğunuz zoomlama videonuzdan bu şekilde çıkmış olacaktır. Şimdi library kısmında biraz önce bahsettiğim gibi ikonlar, introlar, yani giriş alanları videonuza ekleyebilirsiniz. Örneğin şöyle zaman çizelgemi biraz kısıyorum ki kolay çalışabileyim. Şimdi ben bunları birazcık sağa kaydırdım. Evet. Şimdi buradan herhangi bir introyu seçelim. Örneğin şunu seçelim. Ve bunu getirip şu kısma ekleyelim. Şimdi intromuzda gördüğümüz gibi bir alan kapsamakta zaman çizelgesinde. Yani zamanın şu kadarlık bir kısmını kapsayacağını görmekteyiz. Dolayısıyla ben bu videolarımı şimdi biraz daha sağa kaydırıyorum ki hatta biraz daha kaydırabilirim. Evet, şimdi bunu alıyorum, aşağı doğru bırakıyorum ve tekrardan birleştiriyorum aşağıdaki zaman çizelgelerini. Ve şimdi baştan itibaren dilerseniz bakalım. Başlatıyorum videomu. Evet.
sayıyor. Bu şekilde artık videomuz başlangıcına bizim eklemiş olduğumuz bir intro özelliğini yeni oluşturacağımız videomuzun son halinde bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Your title here denilen kısma dilerseniz yazılarınızı yazabilir. Kendi videonuza uygun olan yazıları yazabilirsiniz. Örneğin ben buraya Emre Karagöz yazıyorum. Bu şekilde bu işlemleri gerçekleştirmeniz mümkün. Şimdi ona çift tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi yeni bir alan açıldı. Simple Bright Title 3 diye. Ve gördüğünüz gibi içerisinde 3 tane farklı, hatta daha da fazla 4 tane element olduğunu görmektesiniz. Bu daha kolay işlem yapabilmeniz ve daha detaylı ayarlamalar yapabilmeniz için Camtasia'nın size sunmuş olduğu bir özellik. Şayet buradan çarpı tuşuna basarsanız artık videonuzun eski hali karşınıza gelmiş olacaktır. Evet, introlar böyleydi. Bununla beraber Motion Backgrounds gibi çeşitli efektler yine videonuza ekleyebilirsiniz. Bununla beraber Music Tracks var. Buradaki herhangi bir müziğin nasıl olduğunu dinlemek istiyorsanız üzerine çift tıklayın. Evet. Bu şekilde. Şimdi buradaki video sesimizi kapatalım. Şimdi ben bu videoyu örneğin kendi videoma, bu sesi kendi videoma eklemek istediğimi varsayalım. Yine buradan tutuyorum ve zaman çizelgemin bu kısmına ekliyorum. Gördüğünüz gibi eklemiş olduğumuz müziğin zamanı, yani videodaki asıl zamanı video bittikten sonra da devam etmekte. Dolayısıyla şu şekilde mouse'unuz yardımıyla sol tuşa basarak ve sol tarafı sürükleyerek tam olarak videonuzun zamanı kadar sesi de kullanma imkanınız olacaktır. Aksi halde şu haldeyken türetirseniz video bizim anlattığımız kısım bittiği dakikadan itibaren ekranı boş olarak kayıt altına alacak. Ama ses olduğu için video tekrardan son haline devam edecektir. Evet, ses kısmı da bu şekildeydi. Şimdi başka ne ekleyebiliriz diye bakalım. Music Tracks'ten başka ve çıkış, outros kısımları. Yine mouse'unuz yardımıyla seçtikten sonra son kısma getirip bunu koyarsanız göreceksiniz ki bu şekilde bir sonucu da videomuza eklenmiş oldu. Evet, library kısmının bu şekilde olduğunu belirtelim. Emotions kısmı var. Burası önemli bir kısmımız. Şimdi siz videonuzu anlatırken örneğin herhangi bir yerde bir takım işlemler ya da görüntüler eklemek isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için buradaki aracı direkt olarak ekranınıza sürükleyin. Bunu ekranınıza sürüklediğiniz zaman zaman çizelgesinde de gördüğünüz gibi yine o nesneye ait bir zaman alanı oluştu. Yani video şu noktada, bu elementimiz videoda bizim belirlediğimiz konumda görüntülenecek ve şu noktada sonra artık elementimiz videomuzdan çıkmış olacak demektir. Videoda ne kadar kalmasını yine mouse'unuzla şu şekilde büyütebilir ya da küçültebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Keza buradaki araçları yine mouse'unuz yardımıyla büyütebilir ve küçültebilirsiniz. Eklemiş olduğunuz elementle ilgili özellikleri yine Properties alanında sağ tarafta gördüğünüz alandan değiştirebilirsiniz. Buradaki A'ya tıklarsanız içinde yazdığınız yazılarla ilgili özellikleri kullanabileceğiniz ve değiştirebileceğiniz gibi buradaki araç yardımıyla da koymuş olduğunuz elementin örneğin rengini bu şekilde değiştirebilirsiniz. Keza Opacity, Thickness ya da Outline gibi özellikleri de yine bu alandan değiştirmeniz mümkün olacaktır. Aynı şekilde birkaç element daha ekleyelim. Gördüğünüz gibi eklemiş olduğumuz elementlerin hepsi bu şekilde belirli bir zaman videomuzda kalacak demektir. Bunları silmek için sağ tıklayıp Cut diyebilirsiniz. Evet, burada Emotions kısmında farklı farklı araçların olduğunu görmektesiniz. Örneğin şu şekilde bir aracımızı ekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi farklı formatlarda birçok araç görüntülenmekte. Yine burada çeşitli araçlarımızı kullanabilmekteyiz.
Burada farklı bir özellik var. Örneğin belirtmek istediğiniz alanı bu şekilde bir hale getirebilirsiniz. Yine keza bu şekilde bunları kullanmanız mümkün olacaktır. Ya da bu şekilde farklı tipte animasyonlu araçlar kullanabilirsiniz. Evet, şimdi Commons'a ile geri alıyorum yaptıklarımı. Animations kısmı kısaca çok kullanışlı, videolarınıza farklı farklı elementler ekleyebileceğiniz bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Transitions kısmı var. Transitions kısmı da şu işe yaramaktı. Sizin şu parçalı olan bölümleriniz arasındaki geçişleri güzelleştirmek için kullanılan bir alan. Örneğin şunu tutalım ve şuradaki alanımıza koyalım. Gördüğünüz gibi şu anda yeşil bir kısımla bağlanmış oldu. Geri alıyorum videomu. Bakalım nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi direkt olarak video ekranına geçmektense şurada görüntülendiği şekilde kübün dönmesi şeklinde bir özellik eklenmiş oldu. Hemen altında Behavior diye bir özellik var ki bu Behavior özelliği de eklemiş olduğunuz elementlere koyabileceğiniz bir animasyon özelliği. Şimdi şurada hatırlarsanız bir callout'umuz vardı. Bu callout'umuz gördüğünüz gibi ekranda birden görüntülenmekti. Ama biz bunun biraz daha güzel şekilde yapılmasını istiyorsak, örneğin şunu alalım ve callout'umuzun üzerine bir defa tıklayalım. Buraya Edit Effect diye bir özellik geldi. Şimdi izleyelim. Ben bir sunum açayım. Gördüğünüz gibi farklı bir animasyonla bu element karşımıza gelmiş oldu. Buradaki farklı animasyon tiplerini kullanarak da nesnelerinize farklı özellikler katabiliyorsunuz. Animations kısmından bahsettik. Hatırlıyorsanız zoomlama özelliği yapmak için kullanılıyordu. Onun hemen altında Cursor Effect diye bir alan var. Bu da güzel. Şayet siz buradaki herhangi bir kursör efektini tutup videonuzun herhangi bir kısmına eklemiş olursanız artık videonuzun masa üstünde mouse hareketleriniz sarı bir şeritle görüntülenmiş olacak. Ve bunu da kullanmanızı öneriyorum. Çünkü yapmış olduğunuz videoda sizin yaptığınız işlemlerin kullanıcı tarafından takip edilmesinde oldukça kolaylık sağlamakta. Keza mouse'unuzun sol tuşuyla yaptığınız işlemlerin görüntülenmesi için buradaki herhangi bir özelliği seçebilir ya da sağ tıklamayla yaptığınız işlemler için de buradaki özelliklerden herhangi birini seçebilirsiniz. Audio FX'ten çeşitli ses özelliklerini videonuza katabilirsiniz. Bunlar ne? Noise Removal, Audio Compression, Fade In, Fade Out. Örneğin Fade Out'u tutalım ve müzik dosyanın üzerine bırakalım. Gördüğünüz gibi şurada bir kırılma var. Bu videonun yani bu ses kısmının sonuna doğru ses yüksekliğini birazcık azaltacak demektir. Dilerseniz captions ekleyebilirsiniz. Çeşitli visual efektler var. Burada farklı farklı şeyler koyabilirsiniz videonuzun içerisine. Hotspot gibi çeşitli güzel özellikler var. Bunlar özellikle videonuzun web ortamında çalışabilir hale, yani HTML uzantılı bir hale getirildiğinde kullanıcılar tarafından tıklanılabilir özelliğinin aktif edilmesi için kullanılmakta. Bu da oldukça yararlı bir özellik. Eğer bir yeşil perde önünde video çekimi yaptıysanız bu yeşil perdenin Remove Color özelliğini kullanarak yeşil perde efektini videonuza katmanızı da yine bu kısımdan aktifleştirebilirsiniz. Device Frame gibi çok güzel eklentileri bulunmakta. Bunları da kullanmanızı ve öğrenmenizi, videonuzu zenginleştirmek için kullanmanızı öneriyorum sizlere. Şimdi Interactivity alanında Add Quiz to Timeline'a tıklarsam gördüğünüz gibi burada Quiz 2 isminde yeni bir kısım oluşmakta. Şayet videonuz HTML uzantılı olarak üretilecekse web ortamında bu soruyu kullanıcıların karşısına zamanın bu noktasında çıkartacaktır. Bunun üzerine tıkladığınız vakit gördüğünüz gibi sağ tarafta bununla ilgili çeşitli düzenlemeler yapabileceğiniz ayar karşınıza çıkmakta. Type olarak multiple choice, fill in the blank, short answer, true false gibi çeşitli özellikleri seçebilir. Daha sonra sorunuzu bu alana yazabilir ve dilerseniz buradan yeni yeni cevaplar ekleyerek gördüğünüz gibi
ve doğru cevabın yanındaki işareti de tıklayarak bu sorunun çeşitli düzenlemelerini yapabilirsiniz. Bu noktada farklı bir soru eklemek için Add Question kısmına bir defa tıklamanız ve yeni yeni sorular eklemeniz ve videonuzun bu noktasına bu tip bir quiz eklemeniz de mümkün olacaktır. Gesture effects'ler gibi çeşitli özellikler var. Bunlarda daha çok tablet gibi cihazlarda bu videoyu kullanacaksanız buradaki özellikleri de kullanarak videonuzu zenginleştirebilirsiniz. Şimdi bütün işlemleri yaptığınızı varsayalım ve artık videoyu son haline getirmek istiyorsunuz. Bunun için sağ tarafta bulunan şu share tuşuna bir defa tıklamanız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi screencast.com, TechSummit Video Review, YouTube, Google Drive gibi çeşitli hazır formatlarda bu platformlara uygun videolar oluşturmanız mümkün. Ancak local file derseniz şayet gördüğünüz gibi size bu videonun isminin ne olacağını belirtmenizi istiyor. Daha sonra bu videonun kaydedileceği konumu belirlemeniz gerekiyor. File formatı olarak buna tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi MP4, MOV, GIF ya da main concept olarak yine MP4 olarak karşınıza çıkmakta. Bu file formatla ilgili çeşitli özellikleri değiştirebileceğiniz options kısmına bir defa tıkladığınızda frame rate ya da dimensions gibi özellikleri değiştirebileceğiniz, yine videonun en boy oranını koruyabileceğiniz, bunu korumasını isteyebileceğiniz bir seçenek bulunmakta. Yine data rate, profile, keyframe rate ya da optimized for'dan download ya da streaming gibi seçenekleri seçerek çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz. Yine sesle ilgili özellikleri bu kısımdan değiştirebilirsiniz. Şimdi buna OK diyelim. Burada önemli olan Export as Web Page şeklindeki kısmın çentikli olması. Şayet yapmış olduğunuz videonun da içine eklemiş olduğunuz quiz gibi interaktif elementlerin çalışmasını istiyorsanız mutlaka bunun HTML formatında, yani HTML5 ile üretilmiş bir dosya tipinde olması gerekiyor. Bu sebepten dolayı Export as Web Page mutlaka çentikli olması gerekiyor. Tüm işlemleri yaptıktan sonra, örneğin şuna da yeni video diyelim ve Export tuşuna tıkladığımız vakit artık videomuz son haline dönüştürülmeye başlayacaktır. Şayet sizin videonuz çok uzun ve kayıt aldığınız ya da süresi uzun olan bir videoysa bu exporting movie süreci biraz uzun sürebilir. Bu tabii ki bilgisayarınızın işlemci gücüne, RAM gücüne de bağlı şekilde uzayabilir ya da kısalabilir. Evet, şimdi videomuz son haline geldi. Reveal in Finder dersek bize oluşturmuş olduğu dosyanın konumunu gösterecek. Yeni video ismini vermiştik hatırlıyorsanız. Buna çift tıkladığım zaman gördüğünüz gibi index.html isminde bir dosya olduğunu görmekteyim. Şayet medya isimli klasöre tıklarsanız da yeni video ismiyle direkt olarak MP4'ünüzün burada olduğunu görmektesiniz. Medya klasörü içerisindeki template quiz preview.html ya da index player.html gibi iki tane seçeneğim var. Şimdi ben şayet index alt-player.html'e bir defa tıkladığımı varsayalım. Bu şekilde çalışmadığını göreceksiniz. Ancak bunu sunucunuza attığınız zaman artık bu içerisine eklemiş olduğunuz interaktif elementlerin, yani sınav gibi ya da dokunmatik tuşlar gibi eğer videonuzda bir element varsa onların aktif hale gelmesini sağlayacaktır. Şayet yeni video.mp4'e çift tıklarsanız da yapmış olduğunuz videoyu ancak eklemiş olduğunuz quiz elementleri ya da düğme elementlerini burada aktif hale getiremezsiniz. Söylediğim gibi onu ancak herhangi bir sunucuda aktifleştirmeniz halinde kullanabileceksiniz. Bakalım. Sayıyor. Ve şimdi dilerseniz birkaç işlem yapalım. Örneğin ben Evet. Yapmış olduğumuz şeyler burada videomuzda oluşturulmuş. Bunu görebilmekteyiz. Evet, sonu da bizim eklediğimiz outro ile bitiyor. Evet, video şekline bu halde getirmiş olduk. Evet, bu videoda Camtasia'nın size özelliklerini anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka videoda yine bir program tanıtımıyla görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.